Herkese merhaba. Bugün İzmir Agro Alışveriş Merkezi'ndeyim. Bugün bir deneyim günü olacak. Bugün hayatımda ilk defa bir sushi yiyeceğim. Çok merak ediyordum. Bakalım neler olacak. Ve bunu yalnız yapmayacağım. Bugün bir dostum var. Efe. Merhabalar. Efe Dikmen de bugün beraber. Birazdan kendisini daha yakından tanıyacağız. Ama öncelikle bir içeri girelim. Bakalım bizi nasıl lezzetler bekliyor. Haydi. Çatal istemeyeceğiz galiba. Evet, isteyeceğim de yani vereceklerini sanmıyorum. Damağımın beğenmediğim lezzet turuncu olanmış. Turuncu olmasa çok güzel abi. Kötü mü? Oldukça çok güzel. Komple çiğ yemişiz ya. İsmi Alp'ten geliyor. O da biliyorsun. Yani yediğin dondurma da yiyorsun. Ben bugün şuna karar verdim. Kararımı açıklıyorum. Ey YouTube. Abi ilk kez sushi yiyeceğiz. Tamam. Bu pişmişleri varmış. Evet. Bir çiğleri varmış. Şimdi bunlar pişmemiş olanlar. En klasik bir California ile Philadelphia. Birisi sürmeyeyim geç, birisi somur. Şu çubukları yiyeceğim. Evet ya, çatal istemeyeceğiz galiba. Yani isteyeceğim de yani vereceklerini sanmıyorum. Vereceklerini sanmıyorum. Efendim nasıl bir lezzet bekliyor? Abi hiçbir fikrim yok. Yani ben bayağı pişmiş balık ve rakı seven adamım. Peki bir önyargın var mı? Var. Vardı zaten bu desene. Ne yani, şey ne hani önyargıyla alakalı şey ne? Ya ben böyle şeyim hani yemek konusunda daha geleneksel bir tipim galiba. Hı-hı. O yüzden hiç denemek istemedim şimdiye kadar. Güzel bir deneyim olacak sanki. Vallahi ben şey, yani önyargı değilim. Çünkü çevremdeki herkes beğenmiş. Hani abi benim çevrem de aynı. Yiyip bunu beğenmeyen hiçbir insan yok. Sonra düşünüyorum ki ulan bu aslında bir challenge değil, kötü bir şey değil. Bu bir yemek zaten. Bunu milyarlarca insan, milyonlarca insan bunu yiyor zaten yani baktığında ama bugüne kadar hiç deneme şeyim olmadı. Bilmiyorum. Güzel olabilir ya. Sushi çatalla yenir mi? Aslınıza bakarsanız yenmez ama çok tepki aparatla var dilersiniz, aparatla daha kolay çatal yemesini yiyebilirsiniz. Soya sosumuz, sushi böyle özel Japonya'da üretilmektedir. Aa, made in Japan bayağı iyi geliyor. Yani şöyle diğer Türkiye'de olan soya soslarından bayağı bir farkı vardır. Şöyle. Aa, şey çok farklı, yoğunluğu çok farklı. Birkaç videoda wasabi'nin soya sosuna karıştırdığını gördüm. Ama bu bazı yolları hani karışmıyor gibi bir şey var. Onunla ilgili özel bir şey var. O isteğe bağlı genelde. Genelde Japonlar öyle yer. Sonra sushi'yi alıp dört bir tarafını soya'ya damladıklarlar. Çünkü Çin, Japon, Tayland kültürüne göre tuz kullanmazlar. Hangisi California? Hangisi Philadelphia? California. California olan bu. Philadelphia olan bu. Aynen. Ve yosun salatamız. Yosun salatası. Zencefil turşusu. Zencefil turşusu. Ve nasıl bilirsiniz? Afiyetler olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Aparatlarımız. Ha, onu bir ekse tutturuyorlar. Evet. Daha daha pratikmiş. Ha, işi çözmüşler. Kullanmayı bilmeyen de hemen rahatça şey yapsın diye. Doğru mu tutuyoruz? Evet, çok doğru. Harika. Oğlum doğuştan Japon olmayasın sen. Ama şey, ya bir dakika. Hemen hızlı adapte oldum. Benim onu aparatsız yemem lazım. Şöyle onu da göstereyim. Tamam. Sabit. Yüzük parmağın. Yüzük parmağın üstüne sabitliyor. Şunlar şuraya sabit. Üst taraf kalem tutuyor gibi evet. Daha çok. Üst hareket aşağısı sabit olarak kalacak. Aa, süper. Ben kalem tutmayı 10 yaşında falan öğrendim. Yok abi, aparatı. Hangisinden yiyeceksin önce? Ya ben sanki şu salatalıktan başlayacağım. Bana daha mazlum görünüyor. Ben California ile başlayacağım galiba. Ben önce evet ya ben de. Şuraya bakayım. Soya sosuna bakayım. Ben senin yemeni bekleyeceğim. Öyle mi diyorsun? Evet.
Bunlar ne? Sence? Kavyal değil mi? Beyin gibi. Konaktan. Evet. Bu somon. Somon yedin mi? Yedim. Somon. Başka bir tat alıyor musun? Böyle evet. Sos benzeri falan. Pirinç, salatalık, somon. Avokado. Sadece turuncunun ne olduğunu anlamadım. Hadi ki. Bol sayılır. Sadece benim lokmama göre çok büyüktü. Keşke iki lokma da yeseydim. Ondan zorlandım. Hani büyük lokma yiyebiliyorsan ne yap? Yoksa iki lokma da bitirebilirsin. Bana büyük geldi yani, yalan söylemeyeceğim. Ağzında çevirmekte zorlandım. Ama kötü bir yanı yok, onu söyleyeyim. Sadece neden pişirmiyorlar ki diyebilirim ama bence yani. Pirinç, salatalık yani. Bu arada acıyı almadım ya, wasabi'yi çok az kullanmışım muhtemelen. Ne de somon yani. Normal markette aldığın somonu şeye koymuşlar. Kötü mü? Tadı kötü değil ama hı-hı, bana çok büyük bir midyeymiş gibi geldi. Ya fazla büyük bir midye. Ama işte uyardığım şey aslında, uyarmak istediğim şey oydu. Yani bir de çok büyük lokma. Değil evet, mi? Evet. Yani lokmalar kesinlikle çok büyük. Hani ben zorlandım, yalan değil, ağzımda bitireceğim diye zorlandım. Belki o yüzden... Hani... Yani öyle bir şey değil bu arada, hani çok... Tiksinmiş falan değil ama... Evet. Hani bir daha sushi yer miyim? Yemem. Ama ben böyle daha çok midye tadı aldım ya. Yani midye çok benzer bir tat aldım. Belki. Yani... Benim çok böyle hani çeşitli balık kültürüm olmadığı için. Olmadığı için diyorsun. Olabilir. Olabilir. Şunu şuradan bir alalım. Şimdi. Ama avokado tadı falan almadım. Net olarak almadım. Terapya'da vardı galiba ya. Bilmiyorum. Ben şundan diyeceğim. Bu bir de daha küçük lokmalı ya. Şu an bana çok daha sempatik geldi o yüzden. Kusmalık peçeten hazır. Önce bir sen ye de. Kesinlikle. Güzel diyemem. Hani lezzet olarak söyledim değil ki. Böyle bu bana çok boş bir şeymiş gibi geliyor. Onu diyeceğim işte. Dışı ne biliyor musun? Midye. Midyenin eti var ya. Midyenin eti sanki yani lezzet olarak şu dışı midye abi. İçi lapa pirinç, pilav. Yani pirinç yani. Bunlar özel bu arada. Bizim baldo pirinç değil bunlar. Bunlar özel pirinçler yani. İçinde salatalık. Bu arada bundan daha iyi. Yani daha iyi dediğim daha az kötü. Ya kötü değil aslında. Ne biliyor musun? Abi lezzetli değil. Şu anda bütün sushi sevenler burada saldıracak belki, anladın mı? Hani yanında anlatmaya çalıştığım şey şu. Bu arada hani ilk yıl böyle şey deneyimledik. Ben net sevmedim bu arada. Hiç sevmedim. Seni şöyle aldım. Abi şimdi şöyle bir durum var. Ben kendi düşüncemi söyleyeyim. Şu an iki tanesini yedim. Bugüne kadar da neden sushi yememişim demedim. Yani kötü mü? Hayır ama lezzetli değil. Yani konu bu. Yani lezzetli değil. Ben net olarak bunu söyleyebilirim. Ben net olarak şimdiye kadar iyi ki sushi yememişim dedim. Hatamız pişmiş bir şey tercih etmeliymişiz diye düşünüyorum. Biz ben, çünkü ya olabilir evet. Yani çok böyle starter pack gibi olmadı sanki ha, bu. Bu bam diye evet. Bam diye şey olarak şey yaptık hani. Ha, bak bu şöyle söyleyeyim, 3 tane bir şey tattım. İşte Philadelphia'yı tattım. Kapparol'ü tattım. Bir de burada yosun, deniz yosunu salatası var. Üçü arasında en az beğendiğim şey deniz yosunu. Bunu açıklayıp söyleyeyim bak. Sushi'leri o kadar görmemem. Bak bunu açıklayıp söyleyeyim. Bu arada sushi ay binlerle berbat falan bir şey demiyorum. Öyle bir şey anlasınız. Sadece beklediğim wow lezzetini almadım. Ama dediğim gibi bir sürü çeşit var. Belki yani, kendi damak yani tadıma göre uygun olmamış olanı da seçmiş olabilirim. Onu da bilemem tabii ki. Ne yapar ya Efe Dikmen? Efe Dikmen ne yapar? Seninle aynı şirkette çalışmak dışında alternatif bir kariyer kovalar. Müzikle uğraşır. Şu ana kadar
çıkmış 4 single artı 4 oldu mu ya? 4 oldu. Değil mi? Oldu. Gerçi evet. Bir tanesi şu an yayında değil. Yakın zamanda tekrar yayına girecek. Ha tam. Tamam. Yani evet, 3. Tamam. Şimdi şu oldu. 4 biraz şey oldu. Onun dışında en son bir Gülşehirlik Bank'ın Aşıklar Gece Ölür romanı için bir daha yakın bir tarihte. Evet, evet. Geçen cuma 3 gün falan çıktı. Oldu daha. Tabii tabii daha 3 gün. Ayın 12'si, 12 Ağustos'ta. 12 Ağustos'ta çıktı. O şu an yayında. Orada 2 tane şarkım var. Şimdilik böyle. Önümüzdeki dönemde de 3 şarkı daha geliyor. 3 single daha geliyor. Önümüzdeki dönem dediğin var mı tarihler kesin? Belli mi yani? Belli. Belli tabii ama Anladım. Yakında. Yakında. Çok yakında. Bu arada Efe'nin Instagram adresini, YouTube adresini, Apple Music ve Spotify'daki kanalları mı oluyor orası? Profiller. Ne oluyor? Profile sayfalarını açıklama adresine bırakıyorum. Aslında Instagram adresini direkt buraya da ekliyorum zaten. Oradan takip edebilirsiniz. Bence ses tonu, müzik bir deneyin. Şans verin. Bence çok seveceksiniz. Şunu deneyeceğim. Ama itiraf edeyim. Şunda aldığım tecrübeden sonra elim biraz öyle zor gidiyor. Paket mi? Bu arada gerçekten lezzeti direkt olarak midye abi. Hani midye tadı, pirinç ve salata. Sadece hani midyeyi salata koymuşlar gibi düşün. Koymasa olurmuş, olurmuş herhalde. Ya aslında fena görünmüyor bu arada bence. Görüntü bence çok güzel abi. Ben çok görüntü çok şeyler, güzel. Çok sossuz şeyler sevdiğim için mesela şu ikisi beni geldiği gibi çekmedi. Hani Caparole biraz daha böyle ısınmıştım ben ama. Kötü maşa sonra, turuncu şey mi acaba? Olabilir ya abi. O da şey yapmış olabilir beni. Yapma bence. Turuncu olmasa yenir kanka. Bu arada ağzımdaki bütün lezzet buymuş biliyor musun? Nasıl? Ha. Aldığım hani damağımın beğenmediğim lezzet turuncu olanmış. Turuncu olmasa çok güzel abi. O zaman ben sana söyleyeyim. Yani damağım, ne acaba ya? Bilmiyorum ama damağımın beğenmediği lezzet şuymuş abi. Onda ama bundan yemek bak. Bu bunu bir kardeş dost tavsiyesi. Bu ne? Bu kötü bir şey kardeşim. Ya bu benim yani muhtemelen mesela şu an hayatımda yiyeceğim son kutu son. Sushi olacak. Sushi evet söyleyemem. Olabilir. Bunun kötü değil zaten. Sadece daha önce damağımıza girmemiş lezzetler yani. Burada döndürürken çok güzeldi. Bence lokma lokma yenebilir diye düşünüyorum. Ben bugün şuna karar verdim. Kararımı açıklıyorum. Ey YouTube. Ha şu çiğ balıklı sushi yani pişmemiş, kızarmamış sushi benim damak tadına uygun bir şey değilmiş. Ben bunu anlattım. Bu demek değildir ki sushi kötü bir şey. Yani bak tekrardan söyleyeyim. Çevremdeki her bir insan bunu yiyip beğenmiş. Bu arada ne yediklerini bilmiyorum. Onlarca çeşidi var. Onlarca çeşit var. Kızarmışların içinde bir sürü var, çiğlerin içinde bir sürü var. Hani çok fazla çeşit var. Belki damak tadıma uygun bir lezzeti vardır, bilemiyorum. Şu an çiğ olanlardan şey yaptık. Çünkü hani sushi deyince hafta çiğ şey geliyor ve deneyim olarak da bunu yaşamak istedim. Çiğ balık denemek istedim. Denedim, kaldı. Valla bak şu dıştaki kaplama, bunda içeride var. Evet, bunun dışı şeyler farklı. Roll sistemleri falan farklı. Bu şu an ne biliyor musun? Somon balığı, soğuk. Almışsın marketten, açmışsın. Yanında da soğuk pilav var abi. Bunun tamamen tadı. Eğer hani o şekilde somon yiyorsan bunu çok seversin. Bilmiyorum. Yosun yedikten sonra işler değişti benim için. Ya yosun deyince benim aklıma zaten şey geliyor böyle ayağına falan dolan. Kanka az önce söylediğim şey hani suyun nere konuş birisiyim. Yani sonunda yediğin şey Algida. Yani ismi Alp'ten geliyor. O da bir yosun. Yani yediğin dondurma da yosun. Onların hepsi yosundan yapılıyor zaten. Deyip bu saatten sonra Efe artık Algida dondurma yiyemeyecek herhalde de. Kanka Algida'nın adı oradan geliyor. Alk. Denizler'deki Alpler. Yosun zaten. Öyle mi o? Tabii ki. Şu anda yeni bir bilgi öğrendi. Her gün yeni bir bilgi. Hayır abi onun... Nasıl hayır ya? Onun... Ben bunu eğitimle aldım ya. Böyle bir şey olabilir mi? Onun İngiltere'deki adı Vals. Buna ne diyeceksin?
Bu arada gerçekten dondurma ve alk var. Yani kozmetik ürünleri, Palakanakon'un hepsinde yosunlar kullanılıyor. Burada da kullanılmadan hamdi yiyorsun yani. Kanka ya gördün mü? Tamam, ben burada biterim. Bak görüyorsun bak ya. Ama bu çok büyük oğlum. İnsanlar bunu ağza nasıl atıyor? Benim mi ağzım küçük? Sence? Ooo. Ağzıkta çok güzel. Çok iyi. Abi de? Çok iyi. Dışı pişmiş. Bu güzel. O alt kısmı da ben daha sağlayayım. Bu arada pişmeye olay şu. Daha yeni bitecek. Kanka bu diğerine göre kat daha iyi. Ama aması var. Kanka dışı üstündeki çıtırlık muhteşem. İnanılmaz bir lezzet. Benim damak tadıma uymayan kısmı söyledim sana. Şu ortasındaki et. O olmadığı takdirde muhteşem bir kombinasyon. Açıkçası söyleyeyim, ben yemeye devam edeceğim. Ama şu ortadaki etini yemeyeceğim. Dışarı çok lezzetli abi. Hiçbir şeyim yok. Ama sushi herhalde benim damak tadıma uygun bir yiyecek değilmiş. Tüm dünya mutfağına, Güneydoğu Asya mutfağına, Japonlara saygı duyuyorum. Bunu seven herkese saygı duyuyorum. Afiyet, bal şeker olsun. İstediğiniz kadar değil. Ben... Yani benim sevmediğim şey... Şurada turuncu gördüğünüz balık yumurtaları. Ben zengin besini sevmiyorum. Havyar sevmiyorum de. Bu arada bir değerlendirme yapacağım. Kısa kesmeye çalışayım. Zaten az önce anlatmaya çalıştım. Sushi milyonların sevdiği, severek tükettiği bir Japon yemeği. Geleneksel bir yemek. Yiyene, sevene saygım sonsuz. Benim bugün denediğim 3 farklı, 4 farklı sushi arasında bir de deniz yosun salatası yapmışım. Onu hiç beğenmedim. Ama tekrar söylüyorum, hani benim bunu bu yediklerimi beğenmemiş olmam bunların güzel olmadığı anlamına gelmiyor. Şu an oturduğumuz yer zaten ülkenin dünyada 51 farklı yerinde şubesi bulunan Türkiye'nin de ilk ve en büyük Güneydoğu Asya mutfağı zincirlerinden birisi. Yaptığı lezzetlerle ilgili hiçbir şikayetim yok. Personeli çok ilgili, güler yüzlü, onunla da herhangi bir şey yok. Her şey çok güzel. Sadece benim damak tadıma uymuyormuş. Bunu anlamış oldum. Yemedim demem, denemedim demem. Bir gelenektir değil mi? Yani dünya mutfağı gelenektir, herkes seviyordur. Bana uygun değilmiş. Yiyenlere afiyet olsun. Bu arada az önce öğrendik dedi, 60-70 tane çeşidi varmış sushi'nin ve gerçekten çoğu da çiğmiş. Ben hani ilk yediğimizi biraz da olsa bir ateşe tutturuyordum. Tuza yatırmışlardır en azından. Değil mi? Orada bir video olsun diye. Öyle bir şey olmamış bu arada. Komple çiğ yemişiz ya. Bu arada gerçekten hani eminim çok güzel şeyler yemişizdir. Ama ne var burada? Dıdıt! Hadi ağzına tadı etsin, al hadi. Hadi. Aa! Tatlı ekşisi soslu tavuk kazanmışım. İndirim kodum var. Aa! İndirim koduymuş bunlar. 25 TL indirim kazandın lan az önce. Evet. Sushimizi yemedik. Paketimizi aldık. Sevenlere götüreceğiz. Her şeyden öte restoran çok güzel. Çalışanlar çok ilgili, güler yüzlüydü. Onlara teşekkür ediyorum buradan. Bize ev sahipliği yaptıkları için. Bir videonun daha sonuna geldik. İlk deneyim videomuzdu. İlerleyen dönemlerde yeni deneyimlerle yine karşınızda olacağız. Abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Ve yakınızdaki insanlara da kanalı tavsiye edebilir, önerebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.